Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bugün inşallah İslam'da evliliğin önemi nedir? Nasıl olması gerekiyor? Bu konu biraz tabii geniş olduğu için bu hafta hemen bitmez nasip olsa inşallah. İnşallah hafta devam edelim inşallah. Önce İlk evlilik dünyada nasıl oldu? Biliyorsunuz Mevlamız önce Adem babamızı yarattı. Adem Aleyhisselam yarattı. Adem Aleyhisselam Hazretleri bu dünyada yaratıldı. Dünyada yaşayacağı için burada yaratıldı. Allah Teala önce Cebrail'i gönderdim Mevlam. Ya Cebrail, dünyaya git. Dünyanın her tarafın toprağından, özünden al. Onu insan yaratacağım. Cebrail sen dünyaya geldi. Dünya sordu, ya Cebrail, niye geldin sen bana? Allah Teala beni gönderdi. Senden toprak alacağım her tarafından. Allah Teala bundan yine bir varlık yaratacak. Dünya sordu, peki ya Cebrail, bu varlığın görevi ne olacak? Niçin yaradı Allah bu varlığı, hikmetine? Eğer Allah Teala'yı Celle Şanühü kulluk ederse, cennete ebediyen mutlu olacak. Etmezse, azabı ateşli yerinde olacak. Dünya korktu. Ya Cebrail, ne olur benden alma toprak. Toprak onun evladı. Bütün olarak cüzü. Bunlar Allah isyan ederlerse ben de yanacağım dedi. Cebrail Aleyhisselam hayır alacağım deyince dünya titredi. Bir deprem oldu, dünyada sarsıldı. Şöyle dedi. Ya Cebrail, Allah Teala sığınıyorum, bana dokun, el sürme bana. Cebrail Aleyhisselam şimdi şaşkın kaldı. Allah'a sığınan bir şeye el uzatmak onun yapısına uygun gelmedi. Toprağı almadan döndü, makamına gitti. Ya Rabbi, dünya sana sığındı ya Rabbi. Sana sığınan bir varlığa nasıl el uzatırım ya Rabbi, uzatamadım. Arkadan Mikail geldi, İsa Aleyhisselam geldi, aynı olay oldu, alamadılar. Allah Teala sonda Hazreti Azrail'i gönderdi. Ya Azrail, dünyaya git, sen adam toprak al bakayım. Hazreti Azrail Aleyhisselam geldi, dünya aynı şeyi, Allah sınırım, bana dokunma deyince, beni Allah gönderdi. Allah emretti, sen Allah'a asi olma, isyan etme dedi dünyaya. Bu sefer dünya Allah'tan korktu, teslim oldu, toprağı aldı. Buyur ki Allah-u Teala, ya Azrail, sen dünyanın toprağı aldın, senin yapın, azametin, heybetin daha fazla, onların canını da sen alacaksın, buyurdu. Bu defa Cebrail Aleyhisselam titredi şimdi. Ya Rabbi, bunların içinde nice peygamberlere gelecek, evliye gelecek, salih kulların gelecek. Birisinin yavrusunu aldığım zaman onlar bana beddua ederler ya Rabbi, insanlar. Buyurdu ki Mevlam, ya Azrail, ölüm ile onun arasına başka bir sebep kılacağım, onlar ölümü senden bilmeyecekler Mevlam buyur. Onlar ölümü hemen araştırıp o sebepten bulacaklar. Neden öldü? Kalpten, tansiyondan, şekerden, şundan, şundan. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı dünyadan muhterem kardeşlerimiz. Tabii bu konu çok uzun konu, yaratılışı öyle birden olmadı o. Aşama aşama oldu. Yani dünyadaki sebepler kuralları doğrultusunda oldu.
Bugünkü insanlar neden yaratılıyorsa aynı maddeden, aynı elementlerden toplandı. Böyle aşama aşama aşağı yukarı 3 tane 40 yıl dönem geçti. 120 yıl geçti. Mekke ile Taif arasında beden hastalandı. Orada yaratıldı. Adem babamız yaratıldıktan sonra tabi ona şimdi gıda lazım oldu. Bir şey yemesi lazım geldi. Eğer dünya gıdasından bir şeyi yeseydi cennette yaşayan uyum sağlayamazdı orada. Çünkü bağırsakları aşağısının çalışması gerekiyordu. Cebrail aleyhisselam Adem babamıza acıkınca cennetten üzüm getirdi. Üzüm getirdi. Adem babamız dünyada onun ilk rızkı üzüm oldu, taze üzüm oldu, bir salkım üzüm oldu. Ama tabi cennet üzümü, öyle salkımı yok, sapı yok, bir şey yok, postası yok, onu yedi. Hemen dünya nimetten hiç almadan cennete yükseklere kaldırıldı Adem babamız. Melekler bunu kanadını aldılar, bütün mevkleri gökleri gezdi, melekleri gördü, Allah'ın kudreti azametini gördü, alemleri gördü, cennete götürüldü. Cennete gitti Adem aleyhisselam. Cennette tabi huriler var, vildanlar var, melekler var. Fakat cinsiyet ayrı olunca uyum sağlanmıyor muhteremler. Mesela güvercin de karga birbirine çok benzer ama arada uyum sağlayamazlar. Eğer bir karga tek başına kalsa güvercin sürüsününle karışamaz. Tek başına yaşar. Uyum sağlayamaz. Adem babamız da cennette olduğu halde her ne kadar meleklerle konuşsa, sohbet etse bile ama yine bir tatminsizdi içinde, tatminsizlik. O cennet aleminde her şeyi güzel, hatta güzel kelimesi de az cennet için böyle. Öyle bir cennette Adem babamız duygusal açıdan tatminsizdi Adem babamız böyle. Ama nedenini bilemiyordu. Cennete geziyor, köşklerde uzanıyor, ağaçın altına gidiyor, akarsuların başına oturuyor, meleklerle sohbet ediyor, huri sohbet ediyor. Ama içinde bir burukluk var içinde. Bir noksanlık içerisinde var. Tatminsizdi ama. Nedeni bilemiyordu. Bir gün Allah-u Teala ona uyku verdi. Cennet uyku yok cennette. Ama Rabbim ona uyku verdi. Adem babamız bir ağaca yaslanmış, ağacın dalındaki kuşların zikrini dinliyordu. Tabi cennet kuşları muhteremler, onlar insandan kaçmayacaklar cennette. Cennet kuşları, fakat gözleri kamaştıran, öyle rengarenk kuşlar, her biri açık fesih bir dil ile Allah'ı zikrediyorlar kuşlar. Kimi ya Allah, ya Allah, kimi ya Rahman, ya Hay, ya Rezak zikrediyorlar. Adem babamız da Aleyhisselam Hazretleri ağaca yaslanmış iyice kendini kuşların zikre vermiş. O anda ona Mevlam uyku verdi. Uyudu. Uyuduğu anda Allah'ın emriyle meleklere geldiler. Adem babamızın sol tarafındaki kabuk kemiğinin en üsttekini, kısa kıvrık olan kemiği çıkardılar. Ondan Allah-u Teala Hazreti Havva'yı yarattı. Şimdi tabii her zaman münkirler, yani hemen inkirler kalkışanlar vardır. Yani kemikten insan nasıl olur, yaratılır mı diye. Evvela şu aşağı bakmak gerekiyor, tabii insan bunu yaratamaz. İnsan aciz. Allah'ın kudreti için tabii aciz diye bir şey yok. Ama örnekleri gerekirse, mesela pirinç diyelim, bir kavanoza koysa pirinç, ki kavanozun kapağı gayet sıkı sıkı kapandığı halde
zaman geliyor, pirin içerisinde kurtlar meydana geliyorlar. Allah-u Teala pirinçte kurt yardım muhteremler. Hatta et de kurtluyor bazen, et de kurtluyor bazen muhteremler. Sonra bugün insanın yaratılışına bakıldığı zaman Allah-u Teala bizi nasıl yaratıyor? Bir hücre, hücre muhteremler. Yani insan gözünün çok zor seçebileceği, ki yumurta denen, insan çıplak gözüyle insanın çok zor seçebileceği kadar küçük hücren Allah-u Teala bizi yaratıyor muhteremler. İşte melekler Adem babamızın sol tarafı kabuk kemiğini çıkardılar. Nasıl çıkardılar? Yardılar mı acaba? Yok muhteremler. Yarma yok, öyle operasyon yok. Kan yok tabi bence. Nasıl oldu? Tabi bunu bilemiyoruz ama Allah-u Alem belki de o kemik hücrelere ayrıldı. Aradaki çekim gücü alındı onlardan. Nasıl ki derimizden su kaybı oluyor, çeşitli ter çıkıyor, bedenimiz çıkıyorsa, tabii ki o hücreler ayrılınca, onlar su tanesinden çok daha küçük olduğu için, Adem babamızın bedenden, derilerinden hücreler bir tek tek çıkarıldı. Allah-u Alem diyorum tabii. Bunlar gibi bir araya getirildi. Allah-u Teala işte Adem babamızın o kemiğinden Hazreti Havva'yı yarattığı. Neden acaba? Tabi hikmet her şeyinde var. Eğer Hazreti Havva annemiz de Adem babamız gibi o da bağımsız olarak ayrı madde yaratılsaydı o zaman uyum olmayacaktı evliler arasında muhtemelen. İkisi ayrı başka alem olacaktı. İkisi de olacaktı. O zaman erkek ile dışarıda uyum olmayacak muhtemelen. İşte uyumun temeli buraya dayanıyor. Hazreti Havva uzun boylu, epey uzun boylu, fakat tabii çok genç bir kız şeklinde öyle yaratıldı. Yani bebekler diye tabii ama öyle yaratıldı. Hazreti Havva, Hazreti Adem'in başına oturdu. Ama aklı hepsi yerinde. Hazreti Adem babamız bir de uyandı. İlk defa hayatta uyuyor ama. Acaba bana ne oldu dedi kendi kendine. Bir gözünü açtı, etrafa baktı. Başında yine bir varlık Hazreti Havva'yı görünce o anda Adem Aleyhisselam Hazretleri içindeki burukluğun gittiğini, o yalnızdan gelen o vahşetin gittiğini, bütün duygularının tatmin olduğunu farkına vardı. Yaratılış amacını o anda bulabildi kendisinde, tam tatmin oldu. Hazreti Havva annemize baktı, o da ona baktı, ikisi gülüştüler muhteremler. Adem babamı meleklere sordu, Allah bunu niçin yarattı? Burada ki Allah bunu senin için yarattı burada muhteremler. Ve Allah-u Teala buna nikahını akdetti. Nikahını akdetti Allah-u Teala. İşte insanlık tarihinin ilk izdivacı böyle oldu. Yalnız tabii cennete bunların bir araya gelmesi olmadı muhteremler. O evlatları konusu ayrı mesele o. Ayrı konu da. Şimdi burada bir şey aklımıza gelebilir muhterem cemaatimiz. Adem babamız dünyada bir şey yemeden hemen cennete götürüldü. Eğer dünyada bir şey yeseydi, orada yaşayan uyum sağlayamazdı diye. Peki sonra dünyaya gelince nasıl dünya uyum sağladı? Şimdi tabii bunun örnekleri gerekiyor aziz cemaatimiz. Bir örnek vereyim kurbağadan, kara kurbağası. Kara kurbağası denize, suya yumurtlar, yumurtası atar. Bu kara kurbağanın yumurtası su içerisinde çatı ayrılır. Ondan bunun yavrusu, ki bunlara larvar derler, yavrusu çıkar muhteremler. Bu kurbağa yavrusu yumurtanın denize çıkar. Orada kendi kendine yavaş yavaş gelişmeye başlar.
kendinden daha küçük böcekleri şunları bunlara yer, gıda olarak gelişme başlar. Suda yaşar ama. Nasıl suda yaşıyor? İşte solungaç ile solunum yapıyor muhtemelen. Solungaç deniyor bunlara böyle. Balıklar gibi şeyler. Bir balık sudan dışarı çıkınca yaşayamıyor. Neden? Oksijen fazla geliyor onlara, oksijen bunu yakıyor. İşte suda yaşayan bütün canlılar, balıklar, solungaçları ile. Solungaç bu suyu alır. İçeri giriyor yani, ağzını suyu alır, şişe suyu alır. Suda erimiş oksijen vardır, erimiş halde suda oksijen vardır. Bu tabi havadaki gibi değil. Bunun oranı çok azdır. İşte bu balık ne yapar? Bu suyla aldığı solungaçtaki oksijenin, sudaki oksijeni alır, karbondioksit buna verir, kalan suyu fışkırtır, geri atar. Devamlı bu işi yapar ama böyle. Devamlı suyu alır, suyu fışkırtır. Alır, fışkırtır. İşte sudaki erimiş oksijeni alır, karbondioksit verir muhteremler. İşte kara kurbağası da, kara kurbağası da denize çıkar, o kurbağanın da akciğeri yoktur onda. Solungacı vardır. O da solungacı ile solunum yapar. Yani havadaki oksijeni alıp verir. Ama kara kurbağasının artık karada yaşaması vakti gelince bakın Allah'ın kudretine muhteremde. Yüce Mevla ne oluyor? O kara kurbağanın solungacı yavaşça köllenmeye başlar. Akciğeri gelişir. Kuyruğu da düşer. Sıçrana karaya atlar. Karada yaşama başlamadan bakın. Uyum sağlayınca. İnsan da böyle oluyor. Ana karnındaki yavru da ne yapıyor? Tabii o da solunum alıyor, gıda alıyor o da. Onun da havaması gerekiyor. Nasıl alıyor? İşte ana karnındaki yavru da göbek kordonuyla, göbeğine bağlanan bir hortumla, göbek kordonuyla annesinin dolaşım sistemine bağlanıyor. Eş basit yanına bağlanıyor. Annesinin kanından oksijeni alıyor muhteremler. Oradan karnı geri veriyor böylece. Ama ana karnındaki yavru da dünyaya gelme vakti yaklaşınca, düğüm sadece duymaya gelince, onun da bu defa akciğere girişmeye başlıyor. Dünyaya geldiği anda akciğerle soluna başlıyor muhteremler. İşte Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri de dünyaya indirilince, onun da bağırsak kısımlar aşağı kısım çalışmaya başladı. Cennette tabi tuvalet yok cennette muhteremler. Şimdi insanın fıtratı, insanın yani yapısı, insanın doğal yapısı nedir? İnsan tek yaşayamıyor. Evlilik böyle. Bekar bir kişi ne kadar güçlü, kuvvetli olsa, imkanları olsa, hatta Allah korusun bekar bir kişi gayrimeşru şekilde ilişki kursa bile ama yine duyguları tatmin olamamdır. Ancak nikah ile ancak meşruiyet çizgisi içerisinde erkek olsun hanım olsun ancak tatmin olabilirler böylece. Bu işte nikahlanma meselesi yalnız insanları bağlayan ilahi kuraldır. Eğer nikah denen bir kural olmasa insanı Allah korusun hayvansal yaşama inerler insanlar böyle. Doğan çocuklar çöp sepetine atılır muhteremler. Yollara bırakılır. Kimsenin babası da belli olmaz, amcası belli olmaz, dayı belli olmaz, teyze halı belli olmaz, abi kardeş belli olmaz. İnsanlar böyle perişan olurlar. İnsanlar hayvansal bir şekilde karmaşık olurlar böylece. İşte bu nikah müessesesiyle nikah kuralı ile bir aile yapısı meydana geliyor. Anne, baba, kardeşler, amca, dayı, hala, teyze derken böylece efendim kök salıyor. İşte insan bundan ayrılıyor. Yalnız şimdi önce inşallah İslami açıdan eş seçim nasıl olması gerekiyor? İnsan nasıl bir eş seçecek? Yani şunu arz edeyim önceden, dünyada herkes mutlu olamaz. Bunu önce kabullenelim böylece.
Hatta bu dünyada tam yani %100 mutluluk da bu da bu dünyada olmasın derler. Ancak bu cennette mahsustur bu kardeşim. Orada mahsustur. Bunun için de dünyada tabii evlenemeyen de olabilir. Erkek de kız da bekar olabilir. Elinde halde ayrılan olabilir. Eşi ölen olabilir. Yani dünyada her ne kadar insanlar tam tatbik olamasalar da bu olabilir dünyada. Ama cennette bir tek kişi bekar tek kalmayacak muhteremler. Dünya tabi dünya geçici bu dünya. Dünya imtihan alanı bu dünya. İmtihan alanı bu dünya. Bunun için imtihanın gereği insanlar bazı evet evlenir mutsuz olabilir böylece. Bazıları da yuva yıkılmasın diye zora katlanırlar. Yuva böyle de gidebilir dünyada. Her şey olabilir dünyada. Burası tabii geçici ama muhtemelen. Hatta bir alemden bu dünyaya baktığımız zaman ki gün yaşayacak bakacağız muhtemelen. Yani inşallah Mevla cennete bizi bir araya getirsin inşallah. Orada işte ben yine bir araya geldik mi inşallah. Yine bu konu konuşacağız orada inşallah muhteremler. Oradan işte cennetin dünyaya baktığımız zaman bu dünya hayatı bizlere sanki bir göz açıp kapama gibi böyle. O kadar basit, o kadar hayal kısa olacak bizlere gerçek böylece. Tabii böyle bir dünya hayatına da herkes de burada mutlu olamaz. Ama cennete gelince Mevlam buyuruyor. Bismillah. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel raiki müttekûn. Hum ve ezvacuhum. Onlar ve zevceleri fi zilalin gölgelerde, ağaçlar altında, köşkünde, tarasında, yatağında alel raiki eriki üzerinde, taht üzerinde yaslanacak, müttekûn yaslanacak muhtemelen. Yani cennette tek bir kişi bekar kalmayacak. Peki sayı ne olacak ama? Eşit mi olacaksa erkek kadın sayısı cennette? İşte eşit olacak muhtemelen efendim. Yani bunların her birinin aslında hesabı yapılmış. Muhtemelen. Hesabı yapılmış bunların böylece. Hatta cennette kim kiminle eş olacak, evlenecek o da hesap yapılmış. Yani kaderde belirlenmiş, bu da takdir olmuş muhtemelen böylece. Cennete böylece. Şimdi kişi dünyada evli. Eğer eşler, ikisi de İslam'ı yaşayan kişi iseler, ikisi cennete girerlerse beraberce, orada beraber olacaklar mı? Bir şartla. Eğer dünyada uyumlu yaşamışlarsa, dünyada açık, mutlu olmuşlarsa, orada yine beraber olacaklar muhteremler. Eşler ikisi cennete gitmişler. İkisi de Müslüman, mümin, tekva ikisi de, salih kişiler. Ama dünyada aile hayatında mutlu olamamışlar. Geçimsizlik, bir tartışmalar, böyle zoraki bir dirençle böyle artık götürmüşler bu aile yapısını götürmüşler. Bunlar cennette beraber olmayacaklar muhteremler. Ayrılacaklar bundan. Bir de şimdi bazı kişinin eşi, hanımı yani Allah korusun cehenneme gidecek. Kocası cennette. Daha bazısının aksi olacak. Bazısında hanımı cennette olacak. Kocası cehennemde olacak. Bunlar tek mi kalacaklar? Hayır muhterem. Tek kalmayacaklar. İşte Allah Teala bunları çiftleştirecek burada. Herkes böyle gönlüne göre ama cennetteki her evli eş erkek de hanım da cennette tam ama tam tatmin olacaklar muhtemelen cennette böyle. Yani kimse efendim keşke şunu alsaydım olmayacak cennette böyle. Cennette herkes aradığını bütün her özelliği eşinde bulacak böyle. Olacak. Hatta insanlar birbirini deli gibi sevecekler. Onlar mutlu olacaklar orada böyle şey. Şimdi
Dünyaya gelince muhterem cemaatimiz, tabi bir eş seçimi dünyada geliyor. Bu eş seçiminde kişi tabi gerek bekarsa kendisi için, gerek insan evlatları için bu konuda tabi yine bu da bir kader bir dairesinin içinde ama. Yani bu da başıboş değil muhteremler. Şunu da arz edeyim. Allah Teala bedenden önce ödenince Allah Teala ruhlarımızı yarattı muhterem bakımızdan. Alem ervah deniyor. Ruhlar alemi deniyor böylece. Hatta bu dünyadan önce daha dünyayken ruhlarımız Allah Teala yarattı. Ruhlar yaratıldı. Ruhların sayısı belirli. Onlar çoğalmaya istemiyor ruhlar böyle. Ruhların sayısı belirli. Ruhların hangileri peygamber olacak? O da ezelde belirli. Hatta evliyalar bile orada belirli. Ki peygamberlik Allah vergisi. İlahi seçimle oluyor peygamberlik. Evliya kendi gayret edecek. Edecek ama bu da Allah katına belirli. İşte her bir ruh dünyaya ne zaman gelecek? O ruhun annesi kim olacak? Babası kim olacak? Bu da ezelde belirli. Hesabı yapılmış. Takdir edilmiş bak muhteremler. Bu da var bu şekilde efendim. Bunun için tabii vakti geldi mi kişi evlenir. Allah Teala diğer zaman kişi Allah Teala evlat da verir. Ruh gelecek, verecek böyle bunu. Yalnız tabii bizim görevimiz muhteremler eş seçiminde yalnız duygusal olmamak gerekiyor. Olmamak gerekiyor. Çünkü insanın hayattaki başarısının hatta hem dini hem dünya bak insan başarısı evdeki mutluluğa bağlı cemaatimiz. Eğer bir kişi erkek ya da kadın evinden mutlu olmazsa, evinde sıkıntılı böyle zoraki bir hayat yaşıyorsa evinde, bunlar başarılı olamazlar muhteremler. Erkek ise mutlaka kendini alkara verir, kumara verir, hatta gayrimeşru ilişkilere girişir, şunlara bunlara. Tabii kadın aynı şekilde. Bunun için önemli olan burada eş seçimi tabii çok önemli. Ve bir evde ana baba eğer mutlu değillerse bunların yavrularına da evlatın yazık oluyor yavrularına da. Bizim Mevlam şimdi burada buyuruyor önce eş seçiminde ne gerekiyor? Bismillah. Vela tenkihül müşrikati hatta yümin. Mevlam buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz daha Medine'ye daha yeni gelinmişti. Mekke mükerreme daha müşrikler elindeyken. Peygamberimiz sahabeden birini Mekke'ye gönderdi. Orada bulunan bazı zayıf Müslümanları, yani bedence zayıf, aciz, yaşlı, hasta Müslümanları gizlice Medine'ye getirmesi için. Bu sahabe hazretleri Mekke'ye mükerremeye gitti. Gizlice oraya gitti. Bir tavaf edilmiş Beytullah'ı. Kabe'yi tavaf ederken cahiliye döneminde İslam önceki zamanında Mekke'de bulunan bir müşrike kadın ile bu ilişkisi varmış. Kadın bunu görünce kadına bunu çok seviyormuş, aşıkmış buna. Hemen koşuya geliyor. Bu sahabeyi evine davet ediyor. Geldi. Tabii Müslüman olmuş o kişi erkek şimdi. Sahabe makamına çıkmış. Öyle imana çıkıyor ki ondaki öyle o iman gücü, o feyiz gelen feyiz, o elektriklenme yani mani elektriklenme onları bir tarafından koruyabiliyor bir anda. Şimdi mesela bizler günümüzde bir sigarayı bırakamayız muhtemelen. Orası da bırakamayız.
Alkolü, alkolik işi, alkolü çok ama çok zor bırakıyor böyle şey. Alışkanlıkları. Ama sahabeler, sahabeler Peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadeti bir defa getirince onların bütün letafetleri, bütün hücreleri Allah diye yanardı böyle işte. İlahi aç cezbe yakardı onları böyle işte. Her şey bir kopardı bunlar. İşte bu sahabede tabi böyle bir sahabe tabi. Kadın eski dostu, cahil zamanında kadın, eyen davet edince diyor ki kadına, ben elhamdülillah Müslüman oldum. İslam'da ise bu fuhuş zina haram. Onun için gelemem. Yani İslam'da öyle, İslam'da elhamdülillah. Bu üzerine kadın diyor ki, ama ben seninle dayanamıyorum, ne olur diyor. O halde ben nikahını al, öyle beraber olalım diyor. Ben nikahını al diyor. Peki senin diye Müslüman niyetin var mı ama İslam'a gelmeye? Ne olur beni inancını sebep bırak diyor. Ben daha putlarımdan kopamıyorum bunlardan diyor. Daha İslam'a gelmeye niyetim yok. İnancını da beni sebep bırak. Beni nikahını al diyor. Bunun üzerine düşünüyor. Ben diyor Medine'ye dönünce Peygamberimize bu konuyu sorayım. Eğer izin verirse diyor, gelip alırım diyor. Bu sahabe Medine'ye gelince Peygamber durumu anlattı. Bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Ayetlerin bir sebebi nüzulü, iniş sebebi vardır ki ayetin hükmü iyi anlaşılması için gelecek ilişkilerde. Mevlam buyurdu, Bismillah, velâ tenkihül müşrikâti. Müşrikât, müşrikenin çoğulu, müşrikeleri, müşrike, Allah'a şirk koşan, putlara tapınan kadınları nikah edip almayınız. Buradaki vela, buradaki ile nafiye, Allah haram nehyetti bunu. Hiç mi? Hayır. Hatta yümin, ta iman etmedikçe, iman ederse, almayalım diyordu. Ama bir müşrike iman etmediği sürece onunla evlenmeyin, nikahı yapmayın. Allah haram kıldı. Şimdi bu dedik ya Resulallah, ama çok güzel o dedi. O kadın için. Utak isimli kadın da. Ya Resulallah dedi bu sahabe şimdi. O kadın ama çok güzel ya Resulallah böyle dedi. Evet müşrike bana gelmiş şu anda ama çok mu çok güzel. Tabi ayet-i kerimin devamı vardı. Mevlam şöyle buyuruyor. Ve le emetüm müminetün. Mümine bir köle kadın, cariye. İmanı var, köle. Köle kadınlar tabi sürekli işte güç dışı oldukları için onlara bakımsız olurlardı. Genelde zayıf olurlardı, güneş yanırlardı, yani kara, kuru olurlardı. Tabi üstü başları temiz olmazdı köle olduğu için. Yani insanların nefsini erkek çekmeyecek durumda. Velan buyuruyor ki, vele emetü müminetün. İşte fiziki olarak çekici olmayan bir köle kadın nedir? Hayr min müşrike. Hayrın daha hayırlı müşrikeden. Yani müşrike bir kadından köle kadın daha hayırlıdır. Velev e'cebetküm. O müşrike olan kadın sizin hoşuna girse de, güzel de olsa, çekici de olsa, diğer yandan ama imanı yoksa, müşrike ise, Allah'a inanan bir köle bile olsa, kara kuru köle bile olsa, o müşrikeden bunu almak daha hayırlı. Arkada Mevlam buyuruyor, kadınlarınız da müşrike vermeyiniz. Hatta yüminü iman etmedikçe. Yani bir kadın da bir veli. Kim burada Mevlam buyuruyor? Vela tünkihül müşrikine. Müşrik erkeklere de kızınızı, işte velinizi hanımlara vermeyiniz. Hatta yüminü onunla iman edinceye kadar. Vele abdün müminün. Köle bir mümin. Erkek köle. Tabi o da bakımsız, buyurun, yani bir hayvansal bir konumda köle demek böyle şey.
O şekilde böyle kara kuru erkek köle hayrın bir müşrik. Erkek olan müşrik de hayırlıdır. Velev acebeküm. O erkek hoşuna girse de. Bu da bir kadınlar için. Kadınlar için. Demek ki bir kadın Allah'a inancı olmayan, Allah'a şirk koşan, İslam dışı bir sapık yola giden bir erkek, ne kadar zengin de olsa, dünya kültürü de olsa, işte güzelliği de her şeyde olsa, Allah Teala buyuruyor, köle olan bir erkek, yani kara, kuru, hiçbir maddi, sıfır bir maddesi olmayan erkek, onunla hayırlıdır. Allah Teala bize bunun bir de nedenini bildiriyor. Ulaike işte onlar. Gerek Allah'a şirk koşan güzel de olsa o müşrike kadınlar, müşrik dinsiz erkekler. Yedülenler. Sizler onlar cehenneme davet, cehenneme çekerler. Yedûne ilennâr. Demek ki Allah korusun bak muhteremler, eğer bir erkeğin hanımı İslami yaşantısı yoksa, yoksa ehli dünya nefsi emmaraşlarına tabi olmuş, böyle sorumsuzca dünya seven bir kişi ise, erkeğin başı yandı neden? O kadın onu cehenneme doğru sürükler çeker götürür. Erkek böyle ise o tabi hanımı çeke götürür muhteremler. Bunun için Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, beş şey beş yerde gariptir bakınız. Beş şey beş yerde gariptir. İşte bunun biri ne? Bunun biri de saliha bir hanım. Saliha hanım öyle. Allah'tan korkan böyle. İslam'ı yaşayan böyle. Tekva salihi bir kadın. Eğer Allah korusun fasık bir erkeğin nikahında ise o kadın da garip. Başörtüsüne karışır, namazına karışır, abdestine karışır, oruçuna karışır. Onun devamlı harama götürmek ister. Harama götürmek ister. Bir de salih bir erkek. Allah'tan korkan, Allah'a inanan, İslam'ı yaşamak isteyen bir erkek de eğer fasıka bir hanıma düşmüşse o da orada garip oluyor muhteremler. Tabi uyum olmuyor tabi burada böyle. Bunun için uyum için ne gerekiyor? İşte başta es seçiminde öncelik demek ki dini açıdan buna bakmak gerekiyor buna. Peygamber buyuruyor muhtemelinde Hadis-i Şerif Aleyhisselam Hazreti Peygamber Hadis-i Şeriflerinde kadın dört şey için nikah edilir. Mola için yani limaliha ve cemaliha ve asabiha ve diniha. Kadın dört şeyden dolayı alınır. Yani bir erkek eş seçiminde, kız seçiminde dört şeyden birisini tercih eder. Biri limaliha. Mesela bir kadın dul olabilir. Tabii kız olunca eğer ki işte babasından kalan çok serveti vardır, mirası vardır ya da babası çok aşırı zengindir. Öbür erkekte biraz çalışmaktan sevmeyen kişi ise böyle, çabuk ise ne yapar? Böyle bir zengini tercih eder malı için. İkincisi ve cemaliha, bir kadın sırf güzelliği için tercih edilir. Ahlakına bakılmaz, İslami yaşantısına bakılmaz, güzelliği için. Ve hasebiha, soyu sopuna bakılır işte filan derekten. Bir de vediniha, bir kadın bir kız, din için tercih edilir. Fasfar bidinin bidatı dini terebet yedake bir peygamber buyuruyor. Hazreti Müttefik Aleyh, Buhari Müslüman Şerif geliyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, sen diye peygamberimiz dini güzel olanı tercih et, yani malı olmasa fakir de olsa, pek güzelliği olmasa da, her ne kadar hasebi soyu sopu o kadar olmasa bile, peygamber bakın muhtemelen, Peygamber sen dinin sağlam olanı, saliha olanı
Onu tercih et, onu seç. Terebet yedake. Elin o zaman bereketlenir. Elin bereketlenir muhteremler. Allah o zaman berekette veriyor muhteremler. Bununla ilgili bir kısa anlatayım inşallah. Hızır Aleyhisselam'la ilgili olarak. Hızır Aleyhisselam Hazretleri Hızır Z'dir aslında da Hızır Arapça dat iledir. Hızır yeşil anlamına geliyor. Yeşillik anlamına geliyor. Hızır Aleyhisselam Hazretleri kuru toprağa bassa orası yeşerir muhtemelen bakın. Hızır Aleyhisselam Hazretleri kuru bir ağacın altına otursun, o ağaç onda yeşerir. Onun en büyük alameti budur. Oradan tanırız Aleyhisselam, tanırız Aleyhisselam, tanır. Bir gün Hızır Aleyhisselam Hazretleri'ne Allah-u Teala emir veriyor. Üç tane genci imtihana çıkıyor. Üç tane genç gurbete çalışmaya gidiyormuşlar. Tabi Hızır Aleyhisselam ben Hızır'ım demez kimseye. Öyle kolay kolay da bir Hızır, hatta evli olduğu belli olmaz. Son derece alçak gönüllü muhtemelen. Son alçak gönüllü, mütevazi, ayakları yanına, manet, üstü başı öyle şeydir. O durumda bu da yanına geliyor. Bir arkadaş oluyorlar. Oturuyor bir ağaç altına. Bunlara soruyor. Baştan başlıyor. Yavrum, seni diyorsun kubbede çalışmaya. Amca, ben diyor fakir doğdum. Fakir büyüdüm. Şu anda diyor bir köyün en fakiri benim. İnşallah ben çalışıp gidip ben para kazanmak istiyorum. Dedi ki yavrum, çalışsan para kazanırsan ne yapmak istiyorsun? Amca benim bir niyetim var inşallah diyor. Allah bana malı verirse diyor. Tam diyor köyün üst en başına giriş noktasında bir arsa yer alıp diyor. Oraya bir köşk yapacağım diyor. Yoldan gelen geçen yolcu kim olsa olsun fakir garip ayrım yapmasın diyor. İsteyen buraya kalacak. Yatması benden, yeme içmesi benden, her şey benden olacak böyle diyor. Hırsan bakıyor durumuna. İyi pek görmeyi geleceğini. Yavrum niyetin güzel ama Allah sana mal verse korkarım değişsin yavrum diyor. Bazı kişiler diyor malın şükrünü getiremezler diyor. O zaman Allah bunu alır nimeti senden ama diyor. Ya ben yaparım diyor. Peki yavrum diyor. İkinciye soruyor. Yavrum sen ne diyorsun gurbete? Amca benim diyor öyle malda fazla gözüm yok amca benim diyor. Neden yavrum? Bakıyorum insanlara diyor, herkes Allah yolunda malı veremiyor diyor. Biriktiriyor. Hatta öyle insan biliyorum ki diyor, kendi bile yiyemiyor böyle diyor. Ama bana gidiyorlar diyor. Belki ben onlar gibi olurum. Malımı da yiyemem de, ona faydalanamam da, Allah yolunda veremem de, bu işin malda gözüm yok. Peki ne için yavrum? Ben Allah'a ilim istiyorum. Amca diyor. İlim için Allah'tan diyor. Peki Allah sana ilim verse ne yapma niyetin var? İnşallah diyor Allah'ın kullarına bunu ben aktaracağım ilmi verdi. Ne biliyorsan böyle diyor. Yani çoluk ayırmadan diyor. İnsanları Allah'ımla tebliğ edeceğim böyle diyor. Yavrum niyetin iyi ama diyor. Tabi onu da bakıyor. İyi görmeye geleceğin onun da. Korkarım değişirsin yavrum diyor. Ben değişmem amca diyor. Peki. Üçüncüye soruyor. Yavrum sen neyesin gurbete? Amca ben diyor paradan falan anlamam diyor. Yani aklım ölmüyor fazla bu işlere diyor. İlim okuma diyor. Onda diyor kafama girmiyor diyor. Peki ne gidiyorsun gurbete? Ben diyor bekarım diyor. Evlenmek istiyorum diyor. Evlenecek kadar bir para elime geçti döneceğim, evleneceğim. Şimdi dönüyor birinci Hızır Aleyhisselam. Alsın yavrum iki akça. İki para veriyor. Bu parayı harcama. Bu senin cebinde devamlı dursun. Allah sana mal verecek. Ama sakın ama yavrum sakın diyor. Değişme diyor mal gence diyor böyle. Benim de büyüklerime sakın diyor böyle diyor. Allah malı geri alır böyle diyor. İkinciye de bir beyaz kağıt veriyor. Sen de yavrum bunu yüzden taşı. Allah sana ilim verecek. Ama sakın büyüklerime ama yavrum diyor bana. Allah geri alır diyor. Üçüne dönüyor. Yavrum senin kısmetin
filan filan kız diyor. Vakit saatte geldi, sen köyüne dön git diyor, Allah sana kolaylık verir, öğreneceksiniz böyle diyor. Üçü buna dönüyorlar böyle şey. Tabi işte imtihan olacaklar ama şimdi. Adetullah bu muhtemelen, imtihan. Önce Allah'ın izniyle, emriyle Hızır Aleyhisselam o zengini imtihana gidiyor. Gerçekten çok zengin olmuş. Ne iş yapsa yürüyor böyle, yürüyor, yürüyor böyle. O kadar işi yürüyor. Zengin olmuş. Muazzam bir köşk yaptırmış. Üç kat yaptırmış. Gelen geçti yatıp yiyecek orada. Hızır Aleyhisselam oraya gidiyor ama akşam üzeri hava çok soğukmuş. Üstü başı çok pis bir şey üzerinde ama böyle. Yağlı, lekeli, pis içerisinde oraya geldi. Elinde tabi asası. Yaşlı şekilde geliyor oraya. Kapıyı vuruyor. Kahya çıkıyor. Ne var amca? Yavrum bak diye yolda kaldım. Garibim, hastayım, yaşlıyım yavrum diyor. Bu akşam buradan mesafe kalabilir miyim? Şey bakıyor kahya, amca be çok pissin sen be. Müslüman çok kirli senin. Yatakları kirlersin. Yavrum ben içeri bir yere gireyim diye yatak istemem yok istemem diyor. Derken patron yukarıdaymış. Ama patron olmuş göbek gibi atmış tabi. Sürgülü cam böyle, camı sürüyor bakıyor. Kahya ne var diyor kahyaya. İşte efendim diyor, bu diyor burada kalmak istiyor diyor. Üstüme kirli gördüm diyor. Şey yukarıdan bakıyor patron, götür onu karşı samanla, burada kalsın bu akşam diyor. Hızır Aleyhisselam ona bir bakıyor, o değişmiş, benim diyor. Ben kazandım böyle, mal benim. Sığmıyor, kabına sığmıyor. Acıyor Hızır Aleyhisselam tabi. Diyor ki işte onu yalvarıyor işte Hızır Aleyhisselam. Yavrum bak ne olur, ben hastayım, yaşlıyım, zayıfım. Yavrum ben orada havada soğuk, ben üşürüm dayanamam samanlıkta. Buraya bir yere gireyim. Fazla konuşma. Beğenmesen çek git. Camı kapıyor. Hızır Aleyhisselam şey bir vuruyor kapıya asayla. Yavrum sallanıyor şöyle bir köşe falan. Korkuyor. Hemen açıp bakıyor. Hızır Aleyhisselam'ı orada ilk gördüğü gibi görüyor. Beni tanıdın mı diyor. Evet falan tanışmıştık tanıdım beni. Yavrum imtihanı kaybettin. Ben sana dedim yavrum, imtihanı kaybetme dedim. İmtihanı kaybettin yavrum, iki akşeyi bize geri ver. Ama affet beni. Yavrum bende bir şey yok. Ben Allah'ın kulum, sen Allah'ın kulum, sen Allah'ın kulum. Ben de sen Allah'ın kuluyum ya. Elinde bir şey yok bende diyor. Gönderen Mevlam, veren Mevlam bana diyor. Alıyor iki akşeyi, yine eski haline döneceksin diyor. Kırarsam gidiyor. Her işi ters böyle, terslik batıyor oradan buradan derken, bir hiçbir şey kalmıyor, sıfırlıyor, başlanıyor da köye çaban tutuyor kendisi muhtemelenler. Şimdi sıra geliyor, işte adı cemaatimiz, günümüzde de bu oluyor böylece, değil mi? Birden parlıyor bazıları böyle. Yani az önceleri belli kişiler, geçmişleri belli kişiler, bakıyorsun birdenbire ülke çapında birdenbire parlıyorlar, ama sonradan nasıl oldu meydana çıkıyor işte böylece. Çıkıyor meydana böyle. Şimdi sıra geliyor, İlim isteyeni imtihana, ona Mevlam ilim vermiş, o da bir ile, vilayete müftü olmuş. O dönem müftü olmak vilayete meseleymiş böylece. Hızır Aleyhisselam buna imtihana gidiyor Allah'ın emriyle, bir çocuk şeklinde, çocuk şeklinde eli bağcısını bir torbaya koymuş, omuzuna asmış, gidiyor. Tam müftünün yanında işte ağalar, paşalar, şu oturmaya sohbet ediyorlar müftü binasının bir odada. Hızır Aleyhisselam geliyor, Esselamu Aleyküm, Müftü amca. Vakıf, Aleyküm Selam. Müftü amca, ben sana Kur'an okumak istiyorum. Okutur musun beni? Ya yavrum, ben sana o şey baktım benim seninle. Çoluk çocuğa muhatap olacağım ben. Koca müftüyüm yani. Şimdi bu gene, Müftü amca be, ne olur ama, ben senden okumak istiyorum Müftü amca be. Geleyim buraya her gün de, bana sen Kur'an öğretir misin Müftü amca? Müftü kızıyor. Yavrum sen kimsin buraya gelin ben? Ben seni muhatap olamam ben sende. Git bir mevzu okusun seni. Tekrar şey yapınca müftü açık kızıyor bu sefer. Kızınca ilk görünüyor müftüye görünüyor. Beni tanıdın mı? Tanıdım diye müzik korku geliyor. İmtihanı kaybettin. Bak büyüklendin. Gururlandın böyle diye. Ver o kağıdı gerçekleri bize diyor. Alıyor kağıdı. Yine eski haline geleceksin diyor. Mühte bir unutkanlık başlıyor.
bir dalgınlık başlıyor, bir yara bunama başlıyor. Gelip fetva istiyorlar tabi. Abdestten soruyorlar, oruçtan bahsediyor. İşi karıştırıyor. Aa bu diyorlar, bunamış diyorlar, atıyor muhtemelen kendisinden böylece. Orada hanımı da ölüyor, bak böyle. Hanımı ölüyor, çoğu şeye bakmıyorlar, öyle sürüp gidiyor böylece. İmtihanı kaybediyor. Şimdi üçüncüsüne sıra geliyor, şimdi evlilere sıra geliyor. Bir Ramazan günü, tam akşam ezanı vakitlerinde. Hava o gün yağışıymış, yağmuruymuş. Esten tabiyeler, toprak, çamur yerler. Kızı Aleyhisselam yanlı ayak, ayakları çamurlu, üstü başı temiz, ayakları çamurlu işlendi, kapılarına geliyor. Tam ezan vaktinde, tabii kapıyı vuruyor, hanım çıkıyor. Evlenmiş de hanım çıkıyor. Buyur amca diyor, hanım hem Hızır Aleyhisselam'ı seviyor. Bu Allah'ın hikmeti budur muhtemelen. Herkese vardır böylece bu. Bir insan kendisinin maneviyatı ne haldeyse, kişi onları sever böylece. Onları sever. Şimdi bu hanım Hızır Aleyhisselam gönlünü seviyor bunu. Buyur amca diyor. Diyor ki hanıma şimdi kızım, bak diyor ezan vakti oldu. Bugün mübarek Ramazan diyor. Ben de evime yetişemeyeceğim. Bana az yemek verir misin diyor. İftarımı açayım burada. Amca olur mu burada diyor. Bir şeylerde yemek için sofrayı kurduk diyor. Beraber işle yiyelim diyor. Ama kızım ayaklarım bak benim. Çamurlu ayaklarım işe giremem kızım. Bir dakika dur diyor. İşe giriyor. Diyor ki kocasına. Kapıya diyor bir yaşlı bir amca geldi ama diyor. Onun gönlüm çok sevdi. Çok nurlu diyor böyle. Onun gönlüm sevdi böyle. Öyle feyiz geliyor kendisinden diyor. Kadın o makamda ama. Onu sezebilecek halinde böyle. Ben diyor su dökeyim ibrikla. Sonra ayaklarını yıka, içirelim ona böyle diyor. Peki diyor karısı kalkıyor. Hanım yirmikta su döküyor kapı önünde, oturuyor o Hızır Aleyhisselam'ı. Kocası ayaklarını yıkıyor, karısı koltan giriyor, içeri alıyorlar. İçeri Hızır Aleyhisselam içeri girip bakıyor. Çok böyle mütevazi bir yapı, bir oda böyle. Yerde bir hasır, kilim de yokmuş böyle. Üzerine bir yanlı bir sofra bezi serilmiş. Üzerine bir toprağa bir tepsi koymuşlar. Ortada bir tek un çorbası, bir de ekmek. Bir de bardak su yanlarında, bir de kandil yakmışlar. Yani dünya açısından, yani fakir hayatını yaşıyorlar ikisi de. Hızır Aleyhisselam şöyle bir önce erkeğe bakıyor. Erkek sanki dünyadan değil, hayattan çok memnun. Sanki cenneti yaşıyor böyle. Erken gönlüsü Allah diye yanıyor. Hanıma bakıyor, hanım da onun gibi böyle. Hanım da onun gibi. İkisi de tam salih saliha böyle buluşmuşlar. İkisinin gönlüsü Allah Mevla ile beraber böyle. Zikrullah ile meşgul, kalpleri meşgul. O anda ezan-ı Mahmud okununca tabi suyla iftar ediyorlar. Hızır Aleyhisselam iki kuşak mı alıyor, fazla yemez o. Hızır Aleyhisselam elini kaldırıyor Allah-u Teala'ya Mevlamıza. Ya Rabbi. Bana izin ver ya Rabbi. Bunlar malı da bunlar layık, ilme bunlar layık ya Rabbi. Bunlara buna vereyim ya Rabbi. Mevlam izin veriyor ona vahye diye, ilham ediyor, ver derken. Dönüyoruz Aleyhisselam şimdi o erkeğe. Yavrum sen beni tanıdın mı? Evet, filan yerde buluşmuştuk. Yavrum ben Hızır'ım. Yani bilir kimse böyle. Hızır'ım yavrum böyle şey. Beni Mevla imtihan için gönderir. İmtihanı sen kazandın yavrum. Allah senden de, Allah hanımdan da razı, imtihanı sen kazandın yavrum. Al şu iki akşeyi, Allah size mal da verecek. Al şu iki Allah size ilini de verecek muhteremler ve kazanıyorlar. İşte muhterem cemaatimiz, evlilikte eğer eşler uyumlu yaşarlarsa böyle, yaşarlarsa, mutlu olurlarsa, tabi bu uyum da İslam'ı yaşantı uyumama. Yoksa İslam'la yaşantı uyumu sağlamak haram tabiri şey. İslam'ı yaşantı da işte abdest alalım, cemaat yapalım, namaz kılalım, bak Kur'an okuyalım, şunu yapalım, bunu yapalım böylece. Eğer eşler uyumlu yaşarlarsa Allah Teala'nın en sevdiği ev hani o hanım bakmadan böylece. En böylece. Allah ona razı oluyor muhtemelen. Allah ona seviyor, Mele onu seviyor.
Yine buyuruyor Peygamber, Peygamber Hazretleri tezevvecu Peygamber buyuruyor. Evleniniz Peygamber buyuruyor. Peygamberimiz. Evlenin. Evlenin. Ebu Hanife Hazretleri'ne yani İmam Mazlum'a göre nafile ibadette meşhur olmaktan evlenmek daha eftal. Yani bir kişi ben evlenmeyeyim de kendi ibadete vereyim dese böyle gece gündüz oruç tutsa, namaz kılsa, İslam'a hizmet etse hatta böyle çalışsa kişi ama bunu yapmak için evliliği terk ederse bu mekruh İmam Mazlum'a göre muhteremler. Evlenmek normalde sünnet-i mekket olduğu için bakınız. Bu bakımdan hatta burada tabi emir bu. Tezev emir burada. Peygamber evlenen buyuruyor. Evlenmek İslam'da dört mezhebe göre de normalde, bak normalde diyorum. Nedir normal? Onu açıklayayım inşallah. Normalde evlenmek sünnet-i mekkettir. Gerek kızda, gerek erkekte. Erkek haramda olsun, tabi ister de olsun, erkek de olsun. Evlenmek normalde sünnettir. Normal demek, yani evlenmese de gözünü, kulağını kendine haramdan koruyabilir. Yani dışarı fuhşa gitmez bir kişi. İnancı kuvvetli, imanı kuvvetli, ibadetini yaşıyor elhamdülillah, yaşıyor. Evlenmese de harama gitmez ama. Nefsine hakim, hakimlik kesindir. Bu durumda kişi evlenmesi yine sünnet-i mekket. Bakın, sünnet-i mekkettir. Evlenme tek etmesi mekruh oluyor burada. Eğer bir kişi evlenmese gözünü, kulağını, dilini haramdan sakınamıyor. Elinde olmadan gelen şehvan duygusunu engelleyemiyor. Aşırı şehveti engelleyemiyor bunları. Elinde olmadı böyle gözü kulağı dışarıda ver. Eli orada burada, şurada burada. Yani haramla gitmese bile harama meyli var böyle. Devamlı dışarıda gözleri var. Bunu elemesi de vacip oluyor baktığımda. Vacip oluyor bakınız. Vacip oluyor bu kişinin böylece. Yani bu kişi çalışacak, çabalayacak, evlenecek mutlaka. Vacip ol, terki caiz olmuyor böylece. Bir kişi ki eğer evlenmezse, tabi erkek olsa kadın fark etmiyor. Eğer bir kişi evlenmezse kendini zinadan koruyamayacak ama böyle. Kendini hakim olamayacak. Nefis hakimiyeti yok. Kesin bu. Bunu da evlenmesi farz oluyor muhtemelen. Bak, farz oluyor böyle. Bu kişi ne yapacak? Aç kalacak, susuz kalacak, çabalayacak. Hem evlenecek buna farz oluyor. Bir de evlenmenin mekruh olanları da var. Mekruh olanları var. Bir kişi evlendiği zaman eğer eşini tatmin edemeyecek böyle kırıcı, mırıcı, şeyce böylece hatta cinsel yönden bile eğer kişi hanımını tatmin edemeyecekse evlenmesi mekruh oluyor muhtemelen. Mekruh oluyor böylece. Bile bile. Bir de haram olanı var. Bir kişi öyle bir insan ki asabi yapılı, çok sinirsel, kendini sanki bilmiyor. Vurucu, kırıcı, kalp kırıcı, her şey yapabiliyor. Evlendiği zaman aynı şeyi eşine yapacaksa, ya da kadın da aynı şekilde, kadın aşırı sinirli kadın, kocamını tanımıyor, o da vurup kıracak durumdaysa, evlenmeleri bunların da haram oluyor muhtemelenler. Kul hakkına gireceği için haram oluyor bunların da. Demek ki ortası nedir? Sünnet olanı mutil bir halde evlenmek sünnettir. Yalnız tabi evliliği biraz da kolaylaştırmak gerekiyor azı cemaatimiz. Yani günümüzde evlilik çok ama çok güçlendiriliyor, zorlaştırılıyor böyle. Çok zorlaştırılıyor böyle. Aşırı masraflar, her şey tamam olacak. Olmaz. Ama yavaş yavaş bunu kazan alın bu şekilde böylece. Bunun için tabi evlenme güçleştiği ölçüde tabi bekarlar çoğalıyor muhtemelen. Evlenemeyenler çoğalıyorlar. Bu iş elden geldiği kadar eşya bakımından, işte üst baş bakımından, takı bakımından evliliği biraz kolaylaştırmak gerekiyor.
Allah Teala onlara ileride verirse hepsi ortak bunlara. Bir hadis-i şerifte inşallah muhtemelen sohbete notlayayım inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Erbe hısalin dört haslet, dört şey vardır ki, özellik vardır ki min saadetil mer'i. Eğer bir kişi de erkek olsun, tabi hanım olsun, eğer bir kişi de bu dört şey bulunursa o kişi dünya ahirette mutludur, saadet etmiştir. Nedir bunlar? En tekûne zevcetühü salihaten. Bak, en başta bunu sayıp peygamberimiz. Eşi salih olursa. En başta böylece. Tabii hanımsa kocası salih ise böyle. Nedir muhtemelen salih? Allah'tan korkan, İslam yaşayan bir de ahlakı iyi olan bak. Ahlak şart ama. Ahlak şart böyle. Öyle kişi vardır, tamam namazı çok namaz kılar. Her şey ömrüne de gider. Kur'an da okur, her şey yapar. Ama ahlakı noksan ahlakı böyle. Kızlar, sinirleri, şunlar, bunlar yapar. Ahlak iyi değilse yine o kişi salih salih olamıyor muhtemelen. Ahlak da iyi olacak bakın böylece. Olacak. Demek ki bir kadının kocası salih ise böyle. İslam'ı yaşayan, bilinçli inancı olan, ahlakı iyi kişi, evine bağlı, haram sakının kişi ise, tabi erkeğin de hanımı bu şekilde, öyle hemen asabi olmayan, her şeyi kızmayan, sinirlenmeyen, kuvve-i gazabine hakim olan, haramlı sakının kişi ise, bu nedir? İnsanın işte mutluluğunun en başta gelen budur muhtemelen. Zaten evinde mutlu olmayan kişi, hayatı mutlaka dışarıda yanlıştır muhtemelen. Bakınız. Yani kişi evinden dargın çıktı mı sabahtan, çıktı mı, onun kişisi gülmez. İster siler böylece. İkincisi ve evladu ebraren. Yine kişinin bir de evlatları, oğlu kızları da ana babasına saygılı, sevgili, ahlak yerinde isim yaşayan kişilerse evlatı muhtemelenler. Tamam bir aile olarak ana baba eşler ne kadar uyumlu, mutlu da olsalar Allah korusun eğer bir hayırsız evlatları olursa onlar dünya dar gereken muhtemelenler. Yani dar gereken. Bunun için çok dua etmek gerekiyor buna. İlla hayırlı evlat. İbrahim Aleyhisselam'a Allah öyle istedi. Rabbi hebli bine salih İbrahim'e bak. İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua etti. Gurbet ellerinde. Rabbi hebli mine salihin. Rabbim bana evlat ver ama salihinden olsun buyurdu muhteremler. Bakın evlat bu kadar mühim muhteremler. Yalnız tabi aziz cemaatimiz evladın iyi olması da ana babanın çok etkisi var bunda muhtemelen. Etkisi var böyle işte. Çünkü ana babanın birer hücresi bakınız. Yapısından kopan bu da evlat böyle işte. Hem babanın hem anneden kopan birer hücre, birer zerre, beden kopan zerre. Onların parçası bu. Bilhassa işte bu çocuğun kaldığı an çok mühim muhtemelen böylece. Hatta zamanlama aşamasından bile, zaman aşamasından bile böylece. Böyle daha kıymetli gecelerde, kıymetli vakitlerde kalması, sonra o anda bir de ana babanın iyi bir halde bulunmaları. Mesela birbirine kavga etmişler, şu olmuş, tatmaz mı, o şekildeyken evlat kaldı mı, tabii etkili muhtemelen böylece. Yine kadının hamile dönemi de mühim muhtemelen. Hamile dönemi kadın böyle. Ondan sonra süt dönemi, o önemli muhteremler için. Önemli. Ondan sonra tabi çocuğun İslami terbiyesi geliyor muhteremde. Terbiyesi geliyor. Üçüncüsü ve hulatâhu sâlihîne. Bir de kişinin görüştüğü arkadaşlar, dostları hep o anda sâlihler ise insan mutlu hakkında. İnsan görüştüğü kişilere komşusu, arkadaşı, dostları gittiği geldiği yerleri ailece hep bunlar da Allah'ın salih kulları ise böyle. Allah'ı bilen, İslam'ı bilen, İslam yaşayan, ahlakı düzgün olan kişi insan dost bulabilse kendisine.
onunla görüşebilirse ve me'işetü fî beledihi, bir de kişinin rızkı kendi yaşadığı beldesinde olsa, gurbete gitmek kişi mecbur kalmasa, nedir bu dört şey? Peygamber buyuruyor, insanın dünya mutluluğunun başına gelen şeyler bunlar böyle şey. Şimdi adı cemaatimiz, baştan dedim, bugün ilk edilmesi tabi bir sohbete yetmez dedim. İşte hafta nasip olsa inşallah, bir de nikah açısından kimlerin nikahı düşer? Çünkü bu üç ayrılıyor böylece. Bu tabi bugünkü dini konudan da. Bunun dışında üç konu daha var. Nikah düşmeyenler, bir hasep, nesep deniyor. Karabetten dolayı nikah düşmeyenler. Sonra nikah dolayısıyla nikah düşmeyenler. Yani bir insan birini mesela nikahlamış, mesela kızın annesi, kayınannesi haram oldu kendisi bunun gibi. Bir de rızaen, bu çok önemli, günümüzde bilhassa çok karmaşık mesele bu. Süt dolayısıyla kime nikah düşmez muhtemelen. Özellikle bu süt meselesi. Süt meselesi. Şimdi öyle kişi de var ki, mesela bir hanım, ufak çocuğu var, sütemen çocuğu var, bir yerde işi oluyor, hemen komşu şuna bırakıveriyor. Ya da yakın akrabasına şuna bırakıveriyor. Tabii çocuk ağlıyor. Ağlayınca, buradaki kadının da eğer sütlü ise ne yapıyor? Susmak için ona süt veriyor böylece. Orada kalıyor, bilmiyor bu ama muhtemelen. Allah'ın bu süt bağlıyor bundan muhtemelen. Bağlıyor. İnşallah, haftaya inşallah, bu konu inşallah, geri inşallah. Lillahi'l-Fatiha.